Herkese Türk'ten merhaba. Bugün sizler için yazın çok özel ürünlerinden hazırladığımız menümüzde olan 3 farklı yemeği ve bir tatlıyı yaptık. Biliyorsunuz ki biz çok mikro sezonsal çalışıyoruz. Türkiye'nin, bu coğrafyanın ürünlerini en iyi şekilde harmanlayarak hazırladığımız bir sürü tatlar var bu yaz için. Öncelikle aslında daha çok imza yemeğimiz olan midye dolma var. O midye dolmayı menümüzden hiç çıkartmıyoruz başından beri aslında. Açtığımızdan beri midye dolma menüde. Aslında midye dolma İstanbul'u çok iyi anlatan bir şey. Aslında bir Rum mezesi. İstanbul sokaklarında da tablacılar var biliyorsunuz. Aslında bir sokak yemeği. Fakat biz bunu çok iyi hazırladık. Çünkü çok iyi midye kullandık. Midyeleri yosunlarla beraber pişirdik. Çünkü midyeler yosunlara asılı bir şekilde büyüyorlar denizde. Ve kabuklarını da tabii ki yiyebiliyorsunuz. Kabuklarını da tabii ki içindeki soğanla, birazcık da demir hindi ve kuru üzümle hazırladık. Ve asma yaprağına sardık. Ama sokaktan aldığınız ya da dışarıda yediğiniz midye dolmanın içinde bir tane çıkıyor. Bizimkilerde 3 tane var. Bu da güzel yani. Bunun dışında 1,5 aydan beri çalıştığımız bir patlıcan yemeği var. Bu daha çok hepimizi aslında hatıralarına götüren bir tabak. Yazın o patlıcan kızartmaları, közlenmiş patlıcan, fesleğen kokusu, üzerine dökülen yoğurt. Yani hepimiz bu andan geçmişizdir. İllaki çocukluğumuzda ya da gençliğimizde ya da şu an için. O yüzden böyle bir tabak hazırladık. Ve bu tabağın hazırlanması gerçekten çok uzun sürüyor, çok meşakkatli. Çünkü biz geçen sene yaptığımız patlıcan tarhanasını kullandık bu tabakta. Biz burada birazcık zamanla pişiriyoruz. Çünkü bizim buradaki en büyük filozofimiz, hazırladığımız ürünleri belki bir sene sonra da kullanabiliyoruz. Çünkü onları konserveliyoruz, kurutuyoruz, fermente ediyoruz, turşuluyoruz. Zamanla pişiriyoruz yani. Yapacağımız herhangi bir yemek için ürettiğimiz bir malzeme seneye kullanılabilir. Zaten eskiden de böyleymiş, yüzyıllar önce. İnsanlar iklim şartlarından ve teknolojiden yeterli kadar yararlanamadığı için bu teknikleri kullanıyorlarmış. Tuzluyorlarmış, salamura yapıyorlarmış. Aslında doğaya da dönüş ve zaten gelecekte de böyle devam edecek pişirme teknikleri. Çünkü doğa anaya geri dönmek, saygılı bir şekilde ürünleri işlemek, en iyi ürünü bulmak bizim için çok önemli. Türk'te zaten başından beri, bu yolculuğa çıktığımızdan beri bu şekilde ilerliyoruz. Ürün seçerken, ürünü nereden alırken, onun gerçekten ata tohumu olması, hiçbir şekilde pestisit olmaması bizim için çok önemli. Diğer bir tabak da kayısı. Biliyorsunuz dünyadaki en iyi kayısı bence Türkiye'de. Malatya'dan çıkıyor, Iğdır'dan da çıkıyor. Malatya'dan gelen kayısıları biz odun fırınında pişiriyoruz. Yavaş yavaş tütsüleniyor. Altında da %100 acı badem sütünden yaptığımız bir dondurma var. Ve biraz da acı badem kıtırı ve melisa otundan yaptığımız yağ ve kendisini kullanıyoruz. Bu da çok fresh ve tütsülü bir tatlı. Bunların hepsi aslında bu sezonu çok iyi bize tanımlıyor. O yüzden Türk'teki bu sezonsal ürettiğimiz her şey aslında bizim filozofimizi, restoranımızın karakterini çok iyi yansıtıyor. Bugün hazırladığımız tabaklar bunlar. Burada aslında masada otururken sizi geçmişe götürmek, birazcık ruhunuzu beslemek, kalbinize dokunmak istiyoruz aslında her yaptığımız yemekte. Hem servis olarak hem de tatlar olarak. Teknolojiyi çok kullanıyoruz. Bazen de çok ilkel yöntemler kullanıyoruz. Ateşi kullanıyoruz yani direkt, çünkü bence en doğal yöntem bu pişirme olarak. Ateş kullanmadan da pişirebilirsiniz. Tuzla pişirebilirsiniz bazı şeyleri ya da asitle. Bunun bir sonu yok. Mutfak dipsiz bir kuyu. O yüzden yüzlerce, binlerce teknik, yeni teknikler bulabilirsiniz. Her gün öğreniyoruz, her gün kendimizi geliştiriyoruz. Uzun bir süreçten beri restoranlar kapalıydı ve biz ama boş durmadık. Sürekli araştırdık, öğrenmek için, kendimizi geliştirmek için bir sürü şey yaptık. Bu bekleme zamanında gerçekten zamanımızı boşa harcamayıp bir sürü şey ürettik. O ürettiğimiz şeyleri şimdi kullanıyoruz ve bizi bu çok hoşumuza gidiyor. O yüzden de mutlaka gelip tatmanızı öneriyorum. Şamdan Plus'a çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.